Kardeş, hayırdır gelmişsin? Geldik, gelmesine de. Duyuyorum. Kursun mursun bir şeyler dediler. Serhoşlar bir iş mi etmişler, ne etmişler senin kamyona? İşin aslı başka. Babamlar telaş etmesin diye öyle söyledim. Duyuyorum, ne oldu? Bulaşıp bir işlere girmeyin inşallah. Bir anlasam neye girdiğimi. Recep'e bir kacak taşıdım dün. Iraklı bir general. Yoldan teslim aldık gedi. Birden önümü bir araba kesti. Nedir ne oluyor dememe kalmadı. Tak indirdiler yanındaki adamı arkadaş. Ne deyin sen? Kaptım silahını, indim arabanın altına girdim. Bu sefer öndeki arabadan bana ateş açtılar. Ben de beni bilirsin, attığım şaşmaz söyleme sayın. Devirdim adamı. İşe bak. Gören mören Ömer kardeş. Yok. Bir Allah bir ben. Bir tuhaf iş daha oldu o sırada. Adamın telefonu çaldı. Recep yazıyor. Bu senin İrecan. Değildir dedim. Ama içime bir kurt düştü. Açtım telefonu. Onun sesi. Hayda. Ulan neyin peşinde bu şerefsiz? Orasını anlamadım. Bu sabah da gelmiş. Neredesin? Öldük öldük dirildik meraktan diye. Neredeyse ağlayacak. Sarıldı. Cebime para koydu. Allah seni sevdiğine bağışladı deyi dövündü. Aptal oldum. Kafam karıştı arkadaş. Ya sen şimdi bu sana pusu kurdu deyin ya. Bir şey içer misiniz? Yok. Adam asker arkadaş. Sana iş teslim etti. Olmaz. Ya emin misin? Belki sesini benzettin. Telefonda ses sese benzer. Bilmiyim Hasan. Recep de öyle değil ama ne diyeyim sana? Üzerime ateş açan adamın telefonundaki ses Recep'in sesiydi. Bir sebebi var mı peki? Sen adama bir yamuk yaptın mı? Yok. Aldık adamı yedik işte. Yok saçma. Adam kaçakmış. Onun peşinde olan birilerinin işidir. Sen o korkuyla Recep ismini de görünce... Ya öyle oyun oynar insana kafası bazen. Olacak şey mi ya? Ömer kardeş sen hiç şey değilsin. Senin Ezo da korkmuştur şimdi. Al benim arabayı. He? Ezo'yu. Bir şehre gidin, gezin. Biraz kafa dağıt. Yok sağ ol. Recep arabasını bıraktı. Ezo da kızdı bana zaten. Ya kadın başına her mevzunun içinde arkadaş. Kadın başınaymış ha. O Ezo oğlum. Ne biliysen beşle çarpıcı. Ömer abi. Ezo gelin dedi ki gelsin çabuk dedi. Çamaşır makinesine Tony Vida kaçırdım dedi. Bizde çamaşır makinesi var mı lan? Ne çamaşır makinesi kız? Nerede? Bizim çamaşır makinamız mı var? Var. Aha işte karşında duruyor ya. Ezo. Ömer. Ne oluyor oğlum? Hiç ana. Antep'e gidecektik de onu söyleyeceğiz o. Bir deli aldık ama Allah ıslah etsin. Ben de neler ederdim bizimkine. Geçer kızım geçer. Nazını çeken kalmayınca. Yüzünü asmasana kız. Gören de cenazeye gidiyik sanacak. Bak bakıyor herkes. İki günde salladı suratını gelin. Başladılar birbirlerini yemeğe dedirteceksin. Hah? Al işte asmayayım suratımı. Böyle beğeneyim mi? Az daha yap yetmez bu kadar. Bak karılar nasıl bakıyor. Bir saat tiyatro yapmamız kaldıydı. O da tamam oldu. İnsan sırasında kocası için her şeyi yapar. Bir gülücük yapmışsın çok mu? Aman gülecek hal mı bıraktım ben de. Zenginlik yakıştı sana kız. Yürümem bile be öyle bir başka oldu. Aman istemeyeyim ben zenginlik menginlik. Dirlik, düzen, huzur isteyeyim ben. Para ne içindir? Bak kızım para kalkan gibi korur insan. Kötülüğü mötülüğü sokmaz yanına. Senin farkında olmadın mı bu? Bak bakalım böylesini yedin mi hiç?
Suratıma dosdoğru bakıp valiz maliz yok dedi Deyyus. Lan ben keriz miyim? Ne işim var el alemin generali Mereşeli'yle? Ben bu işe çantadaki 1 milyon uğruna girdim lan. Abi bana bırakacaktım, dökecektim dişlerini avucuna. Bak o zaman nasıl öterdi peltek peltek. Oğlum işleri dallandırıp budaklandırmadan çözmek lazım. Dur. Onun da sırası gelecek. Planın ne abi? Birazdan arayacağım. İş var diyeceğim. Normal işe çağırıyor sanacak. Sonra da sıra sende. Ben de onu bizim sınırdaki depoya atacağım. Ve bülbül gibi öttüreceğim. Sonra elim bir kaza geçirir. Şu bizim trafik canavarı bir kamyon şoförünü daha yutuvermiş olur. Abi her çeşit kebap tamam. Bir soğan kebabı kaldı yemediğiniz. Hani isterseniz. Götür hafif almasın. Sonra da kuru baklava, şöbiyet, katmer. Ne varsa işte şöyle ortaya getirdiyiz, tamam mı? Hemen abi. Kardeş bir de hepsinden karışık 3-5 kilo sardırıver. Buradan ayrıca 3 kilo sardır. Ben bir oturuşta 2 kilosunu zaten tek başıma götürürüm. Tamam abi. He. Dikkat et, tukanır ölür gidersin Ömer'im, ne yapayım? Görürsün ölüyü diri ya aşama sen. Kız ben daha önce Antep'i hiç görmedim, bileyim mi? Ben çeyiz alışverişi için gittiydim bir kere. Şu Bilal adam olsaydı da. Dur be. Ben ona ne yapacağımı bileyim. He kız. Hükümet kimin kurulmuş arabı ya? Ömer Antep'e götürüyormuş Ezo'yu. He ya. Ne güzel gülüş oynuşa gidiyorlardı kız. Beni de Antep'e götüren olsa ben de öyle gülerim tabii. Sizin hiç işiniz yok mu lan? Köyün tembellikleri gibi yaymışsın Sedir'e. Hadi kalkın lan. Evin erkeği gelmiş lan. Hele bak çayı çorbası umurlarında mı? Hadi lan. Antep sizin neyinize lan? Siz önce avrat olun avrat. Çok küçükken bir arife günü gelmiştim buraya. Ondan belli hiç gelmedim. Buralar hatırladığımdan da güzelmiş be Ömer. Ezon benim. Bir tane. Gör bak. Bundan böyle her günümüz bayram gibi geçecek. Öyle yaşatacağım ki seni. Daha da güzel yerlere götüreceğim. Sen hele bir de İstanbul'u görsen. Aman senle olduktan sonra her taraf bayram yeri bana. İstemem öyle uzak yerleri filan. Bana bizim oturduğumuz yer yeter Ömer'im. Bu park böyle 3-4 kilometre gediği. Şehir boyunca uzanıyor. Maşallah ne güzel yapmışlar. Ömer. Oğlum ne haber? Geziyor musunuz? İyi. Yengenin gönlünü hoş tut tabii. Bak ne diyeceğim. Yarın bir iş var. Gidecek şoför hastalandı. Sen yükü attırıverirsin artık, tamam mı? Bir de bir arkadaş olacak yanında. Mardin'de işi var. Onu da geçerken bırakıvereceğim. Bizim Vahit. Tamam Recep. İyi. Ben sabah erkenden depoda olurum. He. Olur. Eyvallah. Gene mi gideceksin o uğursuza? Gideceğim tabii. İş var diye aradım. Gitmezsem olmaz. Neden olmazmış? Gitmeyeyim dersin. Çalışmayayım seninle artık dersin. Kız dur, delenme hemen. Gitmezsem şüphelenir. Valizi sorup durdu zaten. İyi ya işte. Götür valizi atarsın kafasına. Ben gideyim, yokum artık bu işte dersin. Gene mi aynı türkü Beyzo? Ben ne diyeyim sen ne diyeyim ya? Bitti o mevzu, bitti. Yarın gideceğim o kadar. Hadi gel. İstersen hayvanat bahçesine gidelim. İstemeyeyim kalsın. Sen bilirsin. Hadi kalk o zaman.